Efendim İdris. Abi haberler sıcak. Halil ile Melek bugün evleniyorlar. Çok güzel. Meydanı boş buldular tabii. Fırsatı kaçırmasınlar. Başka bir şey var mı? Şimdilik yok. Abi bak ben sözümü tutuyorum. Olan her şeyi tek tek söylüyorum. Siz de sözünüzü tutun. Gözünü seveyim yengeç mektuba bir cevap versin. Ne yapacağımı şaşırdım burada. Boş versene ya. Olmayacak hayallerin peşinde koşsun dursun o. Zaten böyle böyle yavaş yavaş çürüyüp çürüyüp yok olacak. Hadi eyvallah. Kim o? İdris. Bir müşteri beni sormuş da. Abi neye bakıyorsun? Al bak bakalım şunlara yazılar aynı. Aç aç. Buyur yenge. Alo. Sen ne konuştun ablayla? Olur yenge bakarım. Ya başlatma şimdi bakmana falan. Ben sana ne soruyorum? Bana bak. Sakın meleklerle ilgili güvercinlik yapıp altayı doldurma ha. Tabii yenge eşyalar hazırsa nakli ayarlarım ben. Ya ne nakliyesi? Ne diyorsun sen ya? Kenan'ın yanında senin abuk sabuk konuşuyorsun benimle. Aynen yenge dediğin gibi. Kahve ne oldu Fufu? Yemen'den mi geliyor? Tamam tamam. Getiriyorum canım. Bana bak. Müsait olunca beni ara. Tamam mı? Ne diyor yengem? Abi eşyaları aldıracakmış da. Onu söyledi. Hala eşyalarından. Bak şunlara iyi bak. Aynı değil abi yazılar da. Anlamadım. Bu ne listesi? Vildan Hanım çarşıda düşürdü onu. Listeyi Vildan Hanım yazdıysa. Mektupları kim yazdı? Yok abi. Yani listeyi Vildan Hanım yazmış olamaz. Çünkü mektupları kendi bana veriyordu eliyle. Öyle bir yanlışlık olamaz. Yani bence bunu Murat'tan biri yazdı. Yani sen yazarken görmedin değil mi abi? Yok görmedim. E tamam o zaman. Doğru diyorsun. Belki de Zümrüt Hanım yazdı. Neyse.
Ben şu emaneti vereyim, geliyorum. Sana çok şükür İdris. Hani beni arayacaktın? Ya yenge, dünden beri burada perişan oldum ben. Alpay abi yalvarıp duruyorum, mektuba cevap verilecek diye. Bana ne deyip duruyor? O ne demekmiş ya? Yakacak hepimizi. Aynen yenge, Kenan abi birden hanımın çarşıda alışveriş sitesini bulmuş. Dükkana geldi, mektuplarla karşılaştırdı, kanım dondu. Ne diyeceğimi şaşırdım. Yani o yazmamıştır diye söyledim. Bir şekilde ikna ettim ama... Ya Alpay'a söyledin mi sen bunu? Söylemem mi yenge? Kenan bizi yakacak dedim ama umurunda değil. Nasıl ya? Sen niye şimdi söylüyorsun bunu bana İdris? Arasaydın ya beni. Vallahi yenge, aradım, aradım ama telefonu Alpay abi çıktı. Bir daha mektup için beni arama dedi, yüzüme kapattı telefonu. Siz sabah ne konuştunuz Alpay'la? Kenan var diye böyle gakkuk ettin bana. Ya yenge, Hande olanları anlattım. Yani ha bir de bugün Halil'le Meleğin düğünü var. Hani onu söyledim. Ya İdris, ya ben sana ne dedim sabah ya? Alpay'ı doldurma demedim mi ya? Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Ya yenge, daha önceden söylemiş bulundum. Hem Alpay abiyi niye doldurayım ki? İyi yaptın. Çok iyi yaptın. Aferin. İnşallah bir manyaklık etmez. Bana bak. Alpay şimdi evden çıkacak, tamam mı? Çıkar çıkmaz arayacağım seni. Bu mektup işini halledeceğiz. Tamam mı? Tamam yenge. İnşallah hallederim şu işi ya. Hadi. Hadi. Hoşça kal. Alo, ben size bir zarf vermiştim, Adana'ya götürecekti. Onu bir durdurma şansımız var mı? Acil demiştiniz beyefendi. Motor kurye çoktan yola çıktı. Bir saate Adana'da oldu. Hay Allah ya, nasıl durduracağız şimdi? Ya kuryenin telefonunu bana verseniz de ben arasam, yani geri döndürsek olmaz mı? Yani şimdi, neyse. Not alın numarayı, söylüyorum. Tamam, bekliyorum. Tamam, teşekkürler, iyi günler. Hah, İdris, oku bakayım şu mektubu. Alpay gitti. Hemen yazayım, göndereyim sana. Vallahi çok iyi olur yenge. Kurye verirsen bir iki saate burada olur. Zaten Kenan da akşama kadar buraya gelmeyecek. Tamam, hadi oku. Vildan Hanım, size bu kadar yakınken aramızda görünmez duvarların olması canımı yakıyor. Kimseye bir şey diyemiyorum. Bütün heveslerim boğazıma bir bir diziliyor. Bu duvarları yıkamama ihtimali beni çok korkutuyor. İnşallah o ihtimallerin altında ezil öl Kenan. Temennim bu yani. Anlamadım yenge. Yok bir şey İdris, devam et sen. Hayal kırıklığı yaşayacakmışım gibi. Ama sonra bana güç veren o ümide sarılıyorum. Zor olacağını biliyordum ama daha zora da hazırım. Aa, vah 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 vah. Vallahi ben bu Kenan'ı tanımasam... Haline üzüleceğim ya. Bu nasıl iş böyle? Kara sevdaya düşmüş resmen. Devam edeyim yenge, bir iki satır kaldı. Et işte et. Yeter ki yüzünüzdeki gülümseme... Hiç silinmesin. Hürmet ve saygılarımla Kenan. Bitti yenge, bu kadar. Hemen gönderirsen çok iyi olur yenge. Vallahi Vildan Hanım hana gelip gidiyor. Kenan abinin şimdi aklı tutar, gider konuşmaya falan kalkar. Vallahi fena yanarız. Yok yok. Cesaret edemez o öyle bir şeye, Vildan üzülür diye, merak etme. Tamam, ben şimdi yazıyorum, gönderiyorum sana. Şöyle Kenan Beyciğim diye bir başlık atayım bakayım. İlahi yenge, alemsin ya. İyi tamam, hadi bekliyorum ben. Görüşürüz.